Ekonomiye bakalım biraz da. Dünya piyasalarında dalgalanma sürüyor. İstikrar arayan ekonomi çevreleri Çin'den gelen olumsuz verilerle baskı altına girdi. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün de etkisiyle Türkiye'de para piyasaları hareketli. Yatırımcının güvenli limanı altınsa yükselişte. Dünya ekonomisi çalkantılı günler geçiriyor. En büyük sebeplerden biri Çin ekonomisindeki büyüme hızının yavaşlaması. Çin ekonomisi 4. çeyrekte %6,8 büyüdü ancak bu rakam son 25 yılın en düşük büyüme oranı. Hızla gerileyen petrol fiyatları ise Rusya ekonomisini derinden etkilemeye devam ediyor. Türkiye'de de piyasalar hareketlendi. Risklerini azaltmak isteyen yatırımcı güvenli liman altına yönelince fiyatlar arttı. Çin'den gelen negatif haber akışı ile birlikte tüm dünya borsalarında bir çöküş görüyoruz. Ve bununla birlikte altın birazca kısmen de olsa güvenli liman tarafına geçti. 1075 dolar üzerinde 1100 dolar seviyelerine kadar bir yukarı yönlü hareketi gördük. Ve bu da içeride gram TL'yi 107 lira seviyesine taşıdı. Tabii bundan sonra ne olacak aslında yatırımcı bunu da merak ediyor. Petrol fiyatlarına kısmen değinmek gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin devam etmesi. Buna bağlı olarak petrol üreten ülkelerin negatif tarafta kalmaya devam etmesiyle birlikte altın önümüzdeki zaman dilimi içerisinde güvenli liman tarafında kalabilir. Böyle bir durumda 1130'un üzerinde 1150-1170 ve 1200 dolar seviyelerine kademeli olarak yukarı yönlü hareketini gerçekleştirebilir gibi görünüyor. Dolarsa dünya ekonomisindeki yüksek ateşe rağmen sert hareketlerden uzak. Dünyada yaşanan bu kadar negatif haber akışına rağmen dolar TL'nin kısmen pozitif tarafta olduğunu söylüyoruz. Çünkü 3-3.05 bandı üzerinde 3-3-3-3.05 bandı arasında kalan bir görüntü var. Henüz 3.05 üzerinde zaman zaman gün içinde yukarı yönlü hareketler gelse de kalıcılık sağlayamıyor. Biz dolar TL tarafında ne zaman yükselişi konuşmaya başlarız? 3.05'in üzerinde kalıcı olan harekette yukarı yönlü hareketi konuşabiliriz. Böyle bir durumda ilk hedefimiz 3.07-3.08 bandı olabilir. Borsa İstanbul'sa tüm olumsuz haberlere karşın 69 bin bandında tutunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde gazetelerde okumuştuk bu haberi, hatırlayın. Yaşı küçük ama gönlü büyük bir kızın hikayesiydi bu. Şanlıurfa'da 11 yaşındaki Ebru Keskiner haftalık harçlığını surdaki